adlı tren. Çok meşhur ama biz bu isimle bilmiyoruz. The Tram, yani küçük serseri. Çok meşhur ama biz nedense Fransa'daki adını tercih etmişiz. Sharp, Charlie Chaplin'in muhteşem karakteri. 20. yüzyılın başında yapılmış olmasına rağmen bugünlere kadar neredeyse hiç aşınmadan gelmiş bir karakter. Charlie Chaplin sessiz sinema döneminin ortalama orta üstü oyuncularından bir tanesi. Sessiz filmler öyle bugünkü sinema filmleri gibi saatlerce değil, genelde kısa yapılıyor. Dönemin önemli yönetmeni Maxent Keystone stüdyoları için bol bol sessiz film çekiyor. 1914'te Mabel's Strange Predicament diye bir film çekilir. Charlie Chaplin'den kendisinin daha komik serseri bir tipe bürünmesini ister yönetmen. O da kılık kıyafet odasına gider. Daracık bir ceket, bol bir pantolon, ayağına çok bol gelen ayakkabılar alır. Hatta eline de bir tane acayip baston bulur. Bir de fırça bıyıklar. Olmuştur, çıkar bununla oynar. Hiç fark etmeden yavaş yavaş Charlot'un ana hatlarını çizmiş olacaktır bu filmde kendini komik gösterecek olan kıyafetleri seçerken. Tren filmlerinin şöhreti hemen Amerika'da yayılır, aşar, Avrupa'ya gider, Avrupa'da Charlot olur. Ve Charlot sessiz sinemanın özdeşleştiği sembol karakter haline gelir. Sessiz sinema deyince herkesin aklına The Tramp ya da Charlot gelecektir. Daha sonra da The Tramp, The Bank diye iki tane film yapar ve karakter artık oturmaya başlamıştır. Filmde karakterin gidişatı hep bellidir. Hayal kırıklıkları bolcadır. Aşkları vardır ama aşkları hep hüzünlü biter. Hayal kırıklıkları geçse de aşklarında başarı pek de az olur. Tabii ki bütün filmlerde farklı koşullar ve tesadüfler ön plandadır. Tesadüflerin komik bağlantıları vardır. Dönüm noktası filmlerden bir tanesi, eski adıyla Asri Zamanlar, şimdiki söylenişiyle Modern Zamanlar. Artık endüstri devrimi sonrası bir sanayi toplumu vardır ve sanayi toplumunun insanlar üstündeki etkisinin eleştirilmesi doğaldır. Charlie Chaplin endüstrileşmeyi eleştirecektir ama Amerikan rüyasına da sadıktır. Amerika'ya gelen herkes bir tür cennete gelmiştir. Ama aynı zamanda iş bulmak demek sanayide çalışmak olduğu için ya da sanayi ürünlerinin son noktalarında çalışmak olduğu için serttir, sertçe eleştirir. Zamanın belli karşı çıkan klişeleri hep vardır. Yani işçiler çok zor koşullarda fabrikada üretim bantlarının üstünde çalışırken, başlarına her türlü facialar gelirken iş sahibi, yani Electro Steel Company'nin başkanı odasında tembel tembel keyifli oturmakta, bulmaca çözmekte, çizgi roman okumaktadır. Bu çelişkiyi çok çeşitli fırsatlarda filmde vurgular Charlie Chaplin. Dolayısıyla Modern Zamanlar aslında daha önceki filmlerinden epey farklıdır. Müzikte ise çektiği film Diktatör'dür. Diktatör tam bir Hitler parodisidir. İkisinin de fırça bıyığı olduğu için bu sefer Charlie Chaplin orada iki tane benzer karakter kullanır. Bir tanesi diktatör, bir tanesi de alıştığımız bildiğimiz The Tramp, yani Charlot karakteridir. Birbirine çok benzeyen iki karakter üstünden yapar eleştirilerini. Charlot acayiptir aslında, bir küçük serseridir, şirin serseridir ama o güne kadarki Amerikan anlayışını da değiştirecektir. Genelde şehirli, tertemiz giyimli, efendi insanlar iyi insanlardır. Böyle acayip giyinmiş insanlar da, serseriler de kötülerdir, soygunculardır, vahşilerdir, kanun dışılardır. Birdenbire insanların seveceği, sempatik bulacağı, kendini yakın hissedeceği bir serseri tipi aslında
klişeleri de kıracak, alışkanlıkları da değiştirecektir. Çarçafta bir İngiliz'dir. Gerektiğinde hep İngiliz gibi de davranacaktır. Bazen bunun sorunlarını da yaşamıştır. Çünkü 1916'da yani 1. Dünya Savaşı için kendisine baskılar vardır. İngiltere'ye dön ve İngiltere ordusunda savaş diye. Oysa yaptığı pek çok şey İngiliz ordusu için yapacaktır. Özellikle de filmlerini İngiltere'ye gönderir. İngiltere'de savaşta yaralanmış askerlerin yattığı hastanelerde filmleri duvarlara yansıtılır. Ve Sherlock filmleri hastaların yani savaşta yaralanmışların aslında moral kaynağı haline gelmiştir. Sherlock karakteri her zaman fazlaca taklit edilmiş, bazen de pek çok karakter için esin kaynağı olmuştur. Taklit edenlerin hiçbir tanesi her zaman olduğu gibi başarılı olamamış ama esin kaynağı oldukları ilginç yerlere gelmiştir. Bunlardan önemlisi Walt Disney'dir. Walt Disney, Mickey karakterini yaparken ki 17 Kasım 1928'de çıkarttı ilkini, yapmadan önce de Sherlock'un bu beğenilen taraflarını, insanlarda yaptığı etkili olan taraflarının Mickey'ye yansıtılmasını da sağlamıştır. Bir taraftan hüzünlü, bir taraftan da elinden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışan bir karakterdir. Raj Kapoor'un Avaresi'nde bile Charlie Chaplin'in The Tramp ya da Sherlock karakterinden etkilendiğini söyler. Avaram. 2006 yılında ünlü Premier dergisi tüm zamanların en iyileri listeleri yayınlar. Bu listede Şehir Işıkları filmi de 44. sıradadır. Siz de kendinize bir yatırım yapın. Bir küçük serseri üstünden dünyanın nasıl eleştirileceği, nasıl ele alınacağı, her şeyin de o kadar ciddi olması gerekip gerekmediğine bir bakın. Görüşmek üzere.